Herkese merhaba bugünkü tarifim böyle dışarısı çıtır çıtır Pırasalı el açması börek İlk olarak hamurumu yoğuruyorum 2 tane yumurtam var Yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum Yarım su bardağı sıvı yağ Ve yarım su bardağı da su ilavesi yapıyorum 1 yemek kaşığı sirke Ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum İlk önce bunları karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Ununuzu tek seferde boşaltmayın. Mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde ekleyin. Toplamda 4,5-5 su bardağı un yeterli olacaktır. Böyle ihtiyaç duydukça ekliyorum bakın. Hamurum hazır. Şimdi dinlenmesi için kenara alıyorum. Bu sırada iç harcını hazırlayacağım. İki tane pırasanın beyaz kısmını kullandım. Yapraklarını kullanmıyoruz. Çeyrek demet de maydanoz. Bunları ince ince doğradım. Yarım su bardağı lor peyniri ekliyorum. Biraz da tuz. Tuz miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları güzelce karıştırıyorum. İç harcım hazır. Siz isterseniz farklı iç harçları da hazırlayabilirsiniz bu tarifte. Kıymalı yapabilirsiniz. Pırasa pırasalı yapabilirsiniz. Patates kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Hamurumu aldım. Ben iç harcını hazırlayana kadar dinlenmişti. Şöyle kabaca 12 bezeyi bölüyorum. Daha sonra bezeleri kendi arasında mümkün olduğunca eşitliyoruz. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Bakın çok sert katı kıvamlı bir hamur değil ama çok rahatlıkla da toparlanabiliyor. Zaten açarken de nişasta kullanacağız. Nişastayla da çok rahatlıkla açılacak. Bezelerime böldüm. Hepsini mümkün olduğunca birbiriyle eşitledim. Şöyle bir toparlayıp yuvarlıyorum. Bezelerim bakın böyle mandalina büyüklüğünde. Dış kısmını nişastaya buluyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Evinizde buğday nişastası varsa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hepsini tek tek böyle yuvarlayıp dış kısımlarını nişasta ile kaplıyoruz. Bezelerim hazır. Şimdi bunları tek tek açıyorum. Yine açarken ihtiyaç duyarsanız nişasta kullanabilirsiniz. Ama dışarısına kaplamış olduğunuz nişasta yeterli oluyor. Hafif böyle tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Daha sonra yine bunları açmaya devam edeceğiz zaten. İlk aşamada büyüklüğünün bu kadar olması sizin için yeterli. Şöyle bir tane daha göstereyim. Çok rahatlıkla açılıyor zaten bakın. Bu böreği yapmak için yani illa hamur işinde usta olmanıza gerek yok. Zaten hamur çok rahat açılabiliyor. Tamamını tek tek açtım. Sonra üzerlerine böyle e, oda ısısında yumuşamış tereyağı sürüyorum. 12 bezemi böyle aralarına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyorum. Bunun için yaklaşık e, 70 gram tereyağı yeterli olacaktır. Tamamının arı katlarını tereyağı sürdükten sonra hafif şöyle elimle bastırarak açıyorum ve oklava ile açmaya devam edeceğim. Çok kalın bırakmayın bezelerinizi açarken hamurunuzu inceltebildiğiniz kadar ince açın. Oklavanız yoksa bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Bütün aşamalarını böyle ayrıntılı gösteriyorum ki yaparken sizin de aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Yine de takıldığınız bir yer olursa videoların altına yorum bırakabilirsiniz. Malzeme listelerinde zaten her zaman videoların altına ekliyorum. Oradan da kontrol etme şansınız var. Bakın güzelce açtım. Böyle mümkün olduğunca e, dikdörtgen açmaya çalışın. Çünkü böyle dilimleyeceğiz şimdi bakın. 3 parmak kalınlığında dilimliyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğum iç harcını şöyle şu şekilde böyle tam ortasına gelecek şekilde hepsine tek tek yerleştiriyorum. Eğer pırasayı sevmiyorsanız farklı iç harçları da kullanabilirsiniz bu tarifte. Tamamını hazırladıktan sonra şöyle göstereyim bakın karşılıklı uçlarını birleştiriyorum. Zaten yumuşak bir kıvam. Çok rahatlıkla şekil alıyor, yapışıyor birbiriyle. Hiç tereddütünüz olmasın. Hepsini böyle ayrı kendi arasında tek tek toparlayacağım. Bu şekilde toplamda 5 tane böreğimiz olmuş olacak. Şöyle kapattım. Buralarını da yine toparlıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde kapatacağım. İlk bezem hazır. Şimdi kapattığım yerleri böyle içine gelecek şekilde görüyorsunuz zaten bakın. Kendi etrafında rulo yapıyorum. Böyle çok sıkıştırmadan. Tamamını hazırladım. Şimdi bunları hafif yağ sürdüm fırın tepsimin içerisine alıyorum. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Bu aşamada sizin için nasıl rahat olacaksa. Eğer evinizde yağlı kağıt yoksa da çok az sıvı yağ ile yağlamanız yeterli olacaktır. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Böreklerim hazır fırından çıktı. Bakın tabanını yağladığım için kesinlikle yapışmadı. Gayet de güzel pişti. Dış kısmı zaten çıtır çıtır görüyorsunuz. Şu anda çok sıcak zamanınız varsa hafif ılımasını bekledikten sonra servis etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.